Türkiye, Afrika'dan kuzeye doğru ilerleyen insanların ve hayvanların kıtalar arası göç dalgasının tam üzerinde olmasından dolayı Manisi'den çok daha öncesinde de erken insan kalıntılarının olması bekleniyor. Fakat ülkemizde tarih öncesi dönemlere dair araştırmaların az olmasından kaynak. Fosil buluntusu neredeyse yok diyeceğimiz kadar az. Bu yüzden Türkiye'de bulunan her fosil ve taş alet çok ama çok kıymetli. 2002 yılında Denizli travertenlerinde ticari doğal taş madenciliğinin yapıldığı esnada bir işçi tesadüfen taşa benzemediğini düşündüğü bir cismi fark ederek işletme yönetimine teslim ediyor. Daha sonra Pamukkale Üniversitesi'nde görevli jeolog profesör doktor Cihat Alçiçek bu şirketi ziyaret ettiği sırada bu fosilin ofisteki raflardan birinden kendisine baktığını fark ediyor ve araştırılması için fosilin işletmeden teslim alınmasını sağlıyor. Çok geçmeden işletmenin de desteği ve yardımlarıyla bölgede çeşitli araştırmalar da başlamış oluyor. Daha sonra fosil üzerinde yapılan araştırmalar bunun 20 ila 40 yaşlarında en az 1.2 milyon yıl öncesinde Denizli'de yaşayan erkek bir Homo erectus'a ait olduğu anlaşılıyor. Kocabaş insanı ismini alan bu Homo erectus kafatasının özellikle kubbe kısmının güzel korunmuş olması bizde pek bilinmese de bilim dünyasına büyük ses getiriyor. 1.2 milyon yıl önce yaşayıp ölen bir Homo erectus bir işçinin son anda fark etmesiyle çöpe atılmaktan kurtuluyor ve insanın evrim yolculuğundaki bazı karanlık bölgeleri aydınlatmayı başarıyor. Cihat Alçiçek'in yaptığı bu keşif öyle kıymetli ki 2012 yılında Fransa'nın başkenti Paris'teki İnsanlık Paleontolojisi Enstitüsü tarafından ödüle layık görülüyor. Alçiçek ödülünü Paris'te düzenlenen törende Monaco Prensi 2. Albert'in elinden alarak hepimizi onurlandırdı. Benim de kaynak olarak kullandığım antropolog Ahmet İhsan Aytekin makalesine göre Anadolu'nun en eski insanı olma özelliğine sahip olan bu fosil anatomik olarak incelendiğinde kendisinde hem Afrika hem de Asya'da bilinen Homo erectuslar ile çeşitli ortak özellikleri barındırıyor. Aytek 1.2 milyon yıl öncesine gittiğimizde günümüzdeki gibi çok insan göremeyeceğimizden hatta oldukça az bir insan nüfusu olduğu için çok azın öldükten sonra fosilleşerek korunabileceğinden de bahsediyor. Sonuçta bir hayvan ortalama 5 ila 10 tane yavru doğurabilirken insanın o dönemlerde maksimum 1 veya 2 tane yavrusu oluyordu. Ve bu yavru yeterince şanslıysa hayatta kalıp maksimum 30'lu yaşları görebiliyordu. Aytek ayrıca büyük bir hayvan kemiğinin kırılgan insan kemiklerine oranla çok daha kolay korunarak fosil olmasından dolayı insan fosillerini daha az bulmamızın da normal olduğundan bahsediyor. Ahmet İhsan Aytekin 2017 yılında yayınladığı Paleolitik Dönem Anadolu Fosil İnsan Buluntuları makalesine göre Anadolu, Afrika ve Orta Doğu'dan Avrupa ve Asya'ya açılan kıtalar arası göç yollarından birisiydi. Bu yüzden Anadolu homo türlerinin evrimi ve tarihi açısından köprü bölgelerden birisini oluşturuyor. Arkeolojik yerleşimler projesinin verilerine göre Türkiye'de 562 paleolitik alan var. Fakat maalesef ki bunların çoğu henüz araştırılmamış durumda. Anadolu'da paleolitik döneme ait fosil kalıntısı bulunan mağaralar Antalya Karain Mağarası ve bel dibindeki kaya altı sığınağı, Hatay'da Merdivenli Mağara, Kanal Mağarası, İncili Büyük Mağara ve Üç Ağız Mağarasıdır. Bu mağaraların haricinde paleolitik döneme ait en eski insan fosilinin bulunduğu alan da Denizli'nin Kocabaş Köyü'dür. Farklı zamanlarda Türkiye'nin birçok yerinde çeşitli el baltaları ve taş aletleri bulundu. Çok farklı amaçlarla kullanılmak üzere çeşitli şekillerde yapılan bu taş aletler günümüzde modern yaşamı inşa ettiğimiz şehirlerin aslında on binler hatta yüz binler yıl öncesinde başka insanlar tarafından kullanıldığını bize kanıtlıyor. Bu alanlardan sadece Karain Mağarası ve Üç Ağızlı Mağarası'nda sistemli bir şekilde kazı çalışması yürütülüyor. Antalya'daki Karain Mağarası'nda Harun Taşkıran tarafından devam ettirilen çalışmalarda bir aşölyen el baltası ve dağ keçisi, alageyik, karaca, yaban domuzu, yaban öküzü, at, su aygırı, fil, mağara ayısı, mağara sırtlanı, kurt, vaşak, vahşi kedi, sansar, yabani tavşan, kır faresi, kirpi, çeşitli kuşlar ve tatlı su kabuklularına ait hayvan kemikleri bulunmuş. Türk bilim insanları bu hayvanların bir kısmını insanların, bir kısmını da yırtıcı hayvanların bu mağaraya getirerek beslendiğini düşünüyor. 2017 yılında Karain Mağarası'nda Neandertaller tarafından işlenmiş bir kaburga kemiği keşfedildi. Bir yüzü temizlenerek işlenmiş durumda olan kemiğin diğer yüzüne ise hiç dokunulmamış. Fil ya da su aygırına ait olduğu düşünülen kaburga kemiğinin muhtemelen deri işlemede kullanılmış olabileceği düşünülüyor. Anadolu'da Homo Neandertal insanlarının kemikten aletler yaptıklarını bugüne kadar bilmiyorduk. Bu keşif Türkiye'de ilk defa Karain Mağarası'nda bulundu. 2007 yılında bulunan 400 bin yıllık el baltasından sonra 2019 yılında Homo Neandertallere ait olduğu düşünülen bir el baltası daha bulundu. Bu keşifler mağaranın neredeyse 400 bin yıldır aktif olarak çeşitli insan türleri tarafından kullanıldığını destekliyor. Karain Mağarası'ndaki insan fosili kalıntısı olan ilk keşifler 1979 yılında Kılıç Kökten tarafından bulunan diş fosilleriyle yapıldı. Bu fotoğraf antropolog Yüksel Emekli'nin sitesinden aldığım 1966 yılındaki Kılıç Kökten'in bir Antalya Karain Mağarası eğitimi gezisinden geriye kalan. Daha sonra antropolog Muzaffer Süleyman Şenyürek tarafından bir Homo Neandertal'e ait olduğu düşünülen bu fosil kalıntılarının Anadolu'da keşfedilen ilk Homo Neandertal olma özelliği taşıdığı belirlendi. Karain Mağarası'nda keşfedilen Homo Neandertal fosilleri günümüzde Antalya Müzesi'nde sergileniyor. Hatay Samandağ'da bulunan Merdivenli Mağarası
ara ilk defa Almancalı Klaus Hermann tarafından 1954 yılında keşfedilmiş ve Enver Bostancı'ya bildirilmiş. Bu bilim insanları mağaraya yaptıkları ilk ziyaret sırasında çok farklı çakmak taşlarına ve fosilleşmiş hayvan kalıntılarına rastlamışlar. Daha sonra 1956 yılında başlayan kapsamlı kazılarda bir Homo neandertale ait büyük azı dişi, kemikler, Avrupa ve Orta Doğu'da kullanılanlara benzer taş alet, mağara ayısı, aslanı ve yaban domuzu gibi hayvanların fosillerini bulmuşlar. Hatay Çevlik'te bulunan Kanal Mağarası'nda 1969 yılında gerçekleştirilen kazılarda Homo neandertal çocuklarının dişleriyle benzerlik gösteren azı dişleri bulunmuş. Bu dişlerin sahibi olan insan türü Enver Bostancı tarafından Homo sapiens çevlikiensis olarak isimlendirilmiş. Kanal Mağarası'nın yakınlarında bulunan İncili Mağara'da gerçekleşen kazılarda ortalama 50 yaşlarında olduğu düşünülen bir insana ait çene, ayak, parmak gibi birçok farklı kemik bulunmuş. Enver Bostancı bu fosilleri de Homo neandertaller ile karşılaştırmış ve Kanal Mağarası'nda bulduğu fosille aynı isimde sınıflandırarak Homo sapiens çevikiyensiz olduğunu belirtmiş. Hatay Samandağ'da bulunan Üç Ağızlı Mağarası'nda 1989 yılında Angela Mizon'un öncülüğünde başlatılan ve 1997 yılından beri Erksin Güleş tarafından yürütülen kazılarda Homo sapiens ve Homo neandertal dişlerine benzerlik gösteren 19 kadar diş, bir üst çene ve kafatası parçaları, taş aletleri, kemikten ve deniz kabuklarından yapılmış süs aletleri bulunmuş. İnsanlar tarafından ortalama 40 bin yıl öncesinde yoğun bir şekilde kullanıldığı tespit edilen mağarada ayrıca yaban öküzü, alageyik, kızılgeyik, domuz, keçi, karaca, etçil hayvanlar, kemirgenler, balıklar, kaplumbağalar ve deniz kabukları gibi canlıların fosilleri de keşfedilmiş. Homo neandertale ait olduğu düşünülen dişlerin çalışmaları halen devam ediyor. Bilim insanları sınıflandırma sorunun paleoantropolojide karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi olduğunu bildikleri için sınıflandırma konusunda henüz aceleci davranmıyor. Aytek makalesinde fosil kalıntılarının Akdeniz hattı boyunca bulunmuş olmasının sebebinin insanların sadece bu bölgede yaşamış olmasından kaynaklı olmadığını, sonuca ulaşmış fosil araştırmaları ve kazıların buralarda yoğunlaşmış olmasından kaynaklı olduğunu belirtiyor. Anadolu aslında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan taş aletler ve fosillerden dolayı paleolitik dönem için oldukça zengin bir potansiyele sahip. Türkiye'de 7 farklı bölgede bulunan fosiller sayesinde Anadolu coğrafyasında Homo erectus, Homo neandertal ve Homo sapiens gibi en az 3 farklı insan türünün yaşadığını biliyoruz. Aytek Kültür Bakanlığı'nın yasal izni ve destekleriyle yüzey araştırmalarında yapılan çalışmaların artması sayesinde daha önemli keşiflerin de yakın zamanda yapılabileceğini düşünüyor. Türkiye'de bu 3 türün haricinde farklı insan türlerini bulma potansiyelini taşıyor olmamız doğrusu beni heyecanlandırıyor. Aslında az önce bahsettiğim 1.2 milyon yaşındaki kocabaş insanı ile 1.8 milyon yaşındaki Dimanaisi insanı benzer zamanlarda keşfedilmiş. Fakat kocabaş insanının bir madende, Dimanaisi insanının da profesyonel bir kazıda bulunmuş olması bilim insanlarının dikkatini Dimanaisi insanına vermesine neden olmuş. Anadolu'da garibin yüzü yine gülmemiş. Bilim insanları aralarındaki 600 bin yıllık bir yaş farkını da göz önünde bulundurarak ikisinin de farklı evrim geçmişleri olduğunu düşünüyor. Aytek makalesinde kocabaş insanının Afrika'da bulunan Homo erectuslarla bağlantılıyken Dimanaisi insanının Asya'da bulunan Homo erectuslarla bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Hatta belki kocabaş insanı önce Afrika'dan çıkıp Anadolu'ya gelmiş ve daha sonra Afrika'ya geri dönmüş bile olabilir. Aytek kocabaş insanın yanında bulunan gergedan, geyik, timsah, mamut ve zürafa gibi hayvanların fosillerinin Anadolu'nun sadece insan türleri için değil, değişik hayvan türleri için de önemli bir göç yolu ve yaşam alanı olduğunu hatırlatıyor. Türkiye'deki insan varlığının kanıtı olan paleolitik buluntular farklı dönemler ve koşullardan geliyor. Örneğin Dursunlu ve Yarımburgaz mağarası alt paleolitik döneme tarihlendirilirken Karayın, Öküzini, Merdivenli ve Tıkalı mağaraları ile Belli kum bucağı bölgesi orta paleolitik döneme tarihlendiriliyor. Üç Ağızlı ve Kanal mağaraları ise üst paleolitik döneme tarihlendiriliyor. Türkiye'nin aslında sadece paleolitik dönemde değil, Miyosen dönemde de önemli bir göç yolu vazifesi gördüğü düşünülüyor. Ankara Pithecus, Grepa Pithecus, Aurana Pithecus ve Kenya Pithecus gibi insansı maymunlara ait fosil kanıtları Türkiye'nin Miyosen dönemde de önemli bir köprü görevi gördüğünü bize kanıtlıyor. Ankara maymunu olarak bilinen Ankara Pithecus metai ortalama 10 milyon yıl öncesinde Anadolu'da yaşamış yaklaşık 25-30 kilogram ağırlığında bir insansı maymun türüydü. Anadolu'da bulunan bu ilk insansı maymun fosilleri ilk kez 1957 yılında paleontolog Fikret Ozansoy tarafından Ankara Sinaptepe'de keşfedildi. Ankara maymunu Ankara Pithecus cinsine ait bilinen tek primat türüdür. Pakistan'da bulunan 12 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen Sivapithecus ile oldukça benzer özellikler taşır. 1965-1969 yılları arasında Türk-Alman jeologların Bursa Paşalar'daki kazılarında keşfedilen Grapopithecus, Kenyopithecus türleri, Çankırı'da keşfedilen ve daha önceden Makedonya'da bilinen Auranopithecus makedoniensis türüne benzediği için Auranopithecus Türkiye'ye adı verilen fosiller, Anadolu coğrafyasının insansı maymun ve evrim tarihini milyonlarca yıl geriye çekiyor. Canlıların özellikle bizim açımızdan bakacak
olursak insanın evrimi her zaman ileriye doğru gitmez. Gitmemiştir de zaten. Evrim düz bir çizgi olmaktan ziyade çok karmaşık, milyonlarca hatta milyarlarca olay ve yolculuklar sürecidir. Evrim için 100 bin yıl bile kısa bir zamanı ifade eder. Duruma böyle bakınca bizim 100 yıllık ömrümüzle evrimin büyük değişikliklerini direkt kendi üzerimizde görmemiz imkansızdır. Evrim mükemmel veya üst insanı yaratmaya çalışmaz. Onun böyle bilinçli bir amacı yok. Bizler onun son bulacak ürünü de değiliz. Var olup yok olan milyonlarca canlı türünden sadece basit bir örneğiz. Konuya bu şekilde baktığımızda Türkiye'de ve dünyada bulunan fosillerin aslında ne kadar da az olduğunu anlayabiliriz. Aslında yapbozun çok büyük bir kısmı halen kayıp. Denizli Kocabaş insanı ile İstanbul Yarımburgaz mağarasındaki Homo erectuslar ve Gaziantep Dülük, Konya Dursunlu, Niğde Karatepe Deresi, Hatay mağaraları ile Antalya'daki Karayın ve diğer mağaralardaki Homo neandertaller arasında çok büyük bir zaman dilimi ve boşluklar var. Bunların da doldurulması için çok daha fazla araştırma ve çalışma gerekiyor. Eskiden bilim insanları 2 milyon yıl önce Afrika'da başlayan göçün Anadolu'dan geçmediğini düşünüyorlar. Fakat 1.2 milyon yıl öncesine ait Denizli Kocabaş insanı bize Homo erectus'un Anadolu'ya da geldiğini gösterdi. Homo erectus en uzun zaman dilimi boyunca dünyada yaşamış olan insan türünü oluşturuyor. Haytek diğer insan türlerinin hepsinin dünyadaki sürelerini topladığımızda bile Homo erectus'ların yaşam süresini yakalayamamasının nedeninin Homo erectus'ların Asya'dan Avrupa'ya her koşula adapte olabilme yeteneklerinden kaynaklandığını vuruluyor. Fakat 2018 PLOS FAN'ın bir makalesine göre Dr. Cherry Shipton Homo erectus'ların kısmen tembellik yaparak alet yapımı ve kaynak toplamada kolay yolu seçip basit stratejiler geliştirdiğini düşünüyor. Bu Homo erectus'ların bizim gibi ufku izleyen ve çok düşünen değil, daha çok günlük çıkarlarını düşünen insanlar oldukları ve bu yüzden de kendilerini özellikle iklim değişikliği ve kıtlığa hazırlayamadıklarını düşünüyor. Homo sapiens ve Homo neandertaller kaliteli taşlar bulmak ve uzun zaman kullanacakları el baltaları yapmak için uzun mesafeler gidiyor ve dağları aşıyorlardı. Ama Homo erectus'ların bu gibi önemli detaylara fazla takılmadığı düşünülüyor. Bu çalışmalara göre Homo erectus'lar zamanla tembel olmalarının yanında daha muhafazakar bir anlayışa da sahip olmaya başlamışlardı. Çevrelerindeki ani değişimlere rağmen onlar teknolojik aletlerini geliştirme konusunda biraz yavaş kalmış ve atalarından kalan taşların benzerlerini yapmaya devam etmişler. Bunların hepsi birleştiğinde de Homo erectus'ların daha az av yakaladığı, beslenemediği için de üreyip çoğalamadıkları düşünülüyor. Dünyadaki varlığını en uzun süre sürdürebilen Homo erectus'ların ne zaman tamamen yok olduklarını bilmiyoruz. Ama arkalarında halen keşfedilmeyi bekleyen uzun bir tarih bıraktıklarına eminiz.